Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir süre önce gerçekleştirdiğim GTA yani Grande Traversata dell'Alpi isimli uzun mesafe patika ile ilgili konuşacağım. Bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. İşte lojistiğiydi, patika nasıldı, taş tık mıydı falan filan o tür bilgiler vereceğim. Şimdi iki not düşeyim başlamadan önce. Birincisi videoları izleyenler bilirler. Aslında ben yürüyüşe Fransa'da Mercator Milli Parkı'nda başladım. Orijinal planım o Mercator Milli Parkı içindeki GR52 isimli patikayı kuzeye doğru yürüyüp oradan bir yerlerden İtalya sınırından yürüyerek GTA'ya İtalya'ya geçmekti. Maalesef kar yüzünden olmadı. O yüzden şöyle söyleyeyim, bu videoda anlatacağım şeyler ben aksini söylemedikçe hep İtalya'daki GTA patikası ile ilgili olacak. Bir diğer not da şu, ben GTA'nin çok küçük bir kısmını yürüdüm. Yani 60-65 civarında etabı var. Ben 4 veya 5 tanesini yürüdüm. Yani bu şu demek, ben aslında patika hakkında böyle çok detaylı bir bilgiye sahip değilim. İlk defa gittim. Yani bu bir rehber değil. Ben sadece orada bulunduğum kısa süre içinde edindiğim izlenimleri size aktarmaya çalışacağım. Şimdi kısa bir patika bilgisi vereyim. Birincisi, şimdi bu patikanın aslında birçok alternatif rotası var. Benim ilk bu patikayı öğrendiğim blog yazarları bütün bir patikayı yürümüşler. Onlar kuzeyden güneye doğru yürümüşler. Onların yürüdüğü parkur 562 mil. Ben bir rehber kitap aldım. İki tane rehber kitap var. Bir tanesi Roter diye bir yayın evinin kitabı var. Ben onu aldım daha güncel olduğu için. Onun maalesef şeyi yok, e-book veya Kindle gibi hani cep telefonunuzda taşıyabileceğiniz versiyonu yok. Yani bayağı bildiğiniz böyle bir el kitabı gibi bayağı da ağır yani göreceli olarak onu taşımak zorunda kaldım. O genel olarak verdiği bilgiler açısından gayet iyi. Ayrıca şeyini kullandım. O kitabı aldığınız zaman onların web sitesinde GPS kayıtları var yolun. İşte o kitaptaki bir şifreyle oraya giriyorsunuz. O GPS şeylerini, GPX dosyaları deniliyor onlara. Onları indiriyorsunuz. Sadece bir yerde kullandım o GPS kayıtlarını. O da şeydi, bir yerde bir şehirden şeye patika girişini bulmaya çalışırken kullandım. Onun dışında kullanmadım ama dediğim gibi tabii ki çok kısa bir şeyini yürüdüm. Ama yürüdüğüm bölümlerde patika gayet açık ve net de iyi işaretlenmişti. Onun dışında bir de Cicerone Guides diye bir yayın evi var. Onların bayağı eski tarihli bir şeyi var, rehber kitabı var. O e-book veya Kindle halinde mevcut bildiğim kadarıyla ama onu almak istemedim çünkü güncel olmadığı için. Bir de onun rotası biraz daha kısa şeye göre, o Roter isimli yayın evinin kitabına göre aklınızda bulunsun. Patika ile ilgili şunları söyleyebilirim. Birincisi, arkadaşlar, benim hayatımda gördüğüm en güzel patikalardan birisi. Bu İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılmış askeri yollar var. Bu hani şeyler vardır ya, görenler bilirler. Taşla döşeli böyle eski antik Roma yolları vardır. Öyle 2500-2600 metredeki geçitlere kadar, dağ geçitlerine kadar, bazı yerler tabii her yer öyle değil, şey yapmışlar, döşemişler böyle kalın, nasıl söyleyeyim, avuç büyüklüğündeki belki daha büyük taşlarla yollar yapmışlar. İnsan gerçekten hayran kalıyor tabii. Aynı zamanda şunu düşünüyorsunuz, hani bu yollar bu kadar zorlu coğrafyalarda nasıl yapıldı? İnsanlar oralarda ne bileyim çadırlarda kalıp soğukta bilmem neyde nasıl şey yaptılar, onu düşünüyorsunuz. Tabi her yer böyle değil, o tür taş döşeli yol değil. Bazı yerlerde bildiğimiz normal patika. Şimdi bu hem gerek o taş döşeli yollarda, çünkü hani böyle büyük parça parça taşlarla döşemişler, çok dikkatli yürümek gerekiyor. Hem de tabii ki
Patikalarda, yani oradaki patikalar şey değil, böyle otoban gibi değil yani, taşlık falan. Ne yapmak lazım? Yavaş, dikkatli yürümek lazım ve yani dengenize dikkat etmeniz lazım. Çok rahatlıkla bileğinizi burkabilirsiniz, sakatlanabilirsiniz. Ona dikkat edin, gideceksiniz. Not defterim var, not defterimden bakıyorum şu anda ne söyleyeceğim başka diye. Şimdi tabii yol böyle taşlık olunca ayakkabı seçimi de önemli. Ben biliyorsunuz patika koşu ayakkabısıyla yürüyorum. Normal su geçirmez hiking botu kullanmıyorum. Ama kim yani gerçekten bilekleri zorlayacak bir yol. Hem inişinin çıkışının dikliği hem de zeminin dediğim gibi o çok taşlık olmasından dolayı. Yani bilmiyorum, ben kendi yakınımdaki insanlara güvenip de patika koşu ayakkabısıyla yürü burayı diyebilir miydim? Diyemezdim herhalde. Yani benim için problem değil. Çünkü ben biliyorsunuz bu işleri sürekli yapıyorum. Ve alışığım, bileklerim de güçlü benim, ayak bileklerim. Ama siz kendiniz bilirsiniz. Ben sizi uyarmış olayım. Tabii bir de işin şu yönü var. Ben oradayken özellikle oldukça sıcak olduğu için ve iniş çıkış da çok fazla. O sıcakta su geçirmez botların içinde nasıl olur? Ben yürüyemezdim, öyle söyleyeyim. Hem çok sıcak olur, ayaklarım yanardı, terlerdi. Hem de hani bir video yapmıştım, bu neden patika koşu ayakkabısı kullanıyorum bot yerine diye, orada daha detaylı bahsettim. Yani daha yavaş yürüdüm, daha dikkatli yürüdüm. Ama ben rahatlıkla yürüdüm, ama tabii bu herkes için değişir. Patika ile ilgili diğer bir bilgi de şu: benim zaten temel orayı tercih etme sebeplerimden birisi de buydu. Çok oldukça ıssız bir patika. Yani bu refugio'lar, yani o dağ hostelleri yakınları dışında ben yani sadece birkaç insana rastladım, şey yürüyen, hani göreceli uzun mesafe yürüyen. Ve onların da sırtında çadırla yürümüyorlardı. Yani o refugio yakınları dışında oldukça ıssız bir patika. Burada bir kaynak yapayım sonradan. Tabii patikanın bu kadar ıssız olmasının başka sebepleri de olabilir. Bilmiyorum, emin değilim. Birincisi, ben biraz erken orada yürümeye başlamış olabilirim. İkincisi, bilmiyorum yani, belki insanlar daha çok kuzeyden güneye yürüyorlardır. Ben güneyden kuzeye doğru yürüyordum. Ama benim anladığım kadarıyla Avrupa'daki diğer patikalara göre oldukça sakin bir patika. Şeye çok benzetiyorum ben, Kungsleden'in bu kulübe olmayan bir orta kısmı var. Issızlık açısından ona çok benziyor. Benim için çok güzel bir şey. Ama tabii bunun getirdiği bir takım lojistik dikkat etmeniz gereken şeyler var. Issız derken tabii hani şey gibi değil, Alaska'daki falan böyle çok aşırı vahşi yerlerdeki hani günlerce falan hiç insan görmeme, kulübe olmaması bilmem ne gibi bir şey değil. Ama Avrupa'daki diğer patikalara göre, uzun mesafe patikalara göre çok ıssız, sakin bir patika. Şimdi tabii böyle ıssız bir patikada benim biliyorsunuz bir Garmin'in inReach diye hem acil durum sinyali verebildiğiniz hem de işte belirlediğiniz kişilere işte text mesajı atabildiğiniz bir cihazını taşıyorum. O acil durum sinyali verebilme imkanı beni orada çok rahatlattı. Çünkü gerçekten saatler boyunca kimsenin geçmeyebileceği bir patika. Tabii ki öyle bir acil durum sinyali verebilme imkanı olması demek, kendinizi riskli şeylere sokun demek değil. Ama onun orada olması insana gerçekten güven veriyor. Şimdi bu dediğim gibi bazı yerlerde kar vardı. Hatta o Fransa'daki GR52 kar yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Videoları seyrederseniz de tehlikeli bir durum da yaşadım. O yüzden kendimi riske atmak istemedim. Pardon. Evet, şimdi bu kar mevzunda şunu söyleyeyim. Ben bu konuda uzman değilim. Karlı ortamlarda yürüme tecrübem yok. O yüzden öyle ortamlarda şunu yapın, şunu yapmayın gibi bir şey diyemem. Ama ben özellikle o yaşadığım ve beklemiyordum da öyle bir şey olmasını açıkçası. Ama ben özellikle o yaşadığım tehlikeden sonra bir daha o tür kar geçişleri yapmam, karlı yerlerde yürümem.
Şöyle söyleyeyim, orada o yaşadığım tehlikede kardan bir 5 dakika daha çıkmasaydım SOS sinyali gönderecektim. Ne olabilirdi? Hipotermi olabilirdim. Daha da batabilirdim çıkma yerine. Bir de bazı yerlerde o şeylerin altından su aktığını duydum. Böyle hani sanki dere akıyormuş altından gibi. Düşünsene, düşünmek bile istemiyorum yani. Düşünsene, bir de altından dere mere akıyor. Oraya batmışsın, o derenin içine düşüyorsun falan. Ben yani şey olabilirdi. Aşağı doğru inerken kayıp düşebilirdim. Düşüşümü kontrol edemeyebilirdim. Bir kayaya çarpabilirdim. Var oğlu var. Bir sürü tehlike var. Issız dediğim gibi. Yani ben şey yapmam. O riski almam. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman hani ne zaman gidelim diyebilirsiniz. Ben ne zaman yaptım? Evet arkadaşlar, sonradan bir kaynak daha yapıyorum. GTA'yı ben Temmuz'un başında yürüdüm. Şöyle söyleyeyim, ayın Haziran'ın 30'unda başladım. Ondan sonra GTA kısmını yürümeye başladım. Aslında ben tehlikeyi GTA'de değil, ilk bu Fransa'da Haziran'ın sonunda birkaç gün işte o GR52'de Mercator Milli Parkı'nda yürümüştüm. Orada yaşadım bu karın içine battığım, çıkamadığım tehlikeyi. Ama işte ondan sonra şeye gittim, İtalya'ya geçtim GTA'ya başlamak üzere. O Haziran'ın 30'unda Terme di Valdieri'den Rifugio Malinverne'e gidecektim. O çıktığım dağ geçidinin öteki tarafında Malinverne'e inerken patikanın üstünde kar vardı bazı yerlerde. O Fransa'da yaşadığım tehlikeden sonra orayı yürümek istemedim. Geri döndüm. Sanırım ondan sonra Torino'ya gittim, birkaç gün geçirdim falan, tekrar döndüm. İkinci sefer denememde neredeyse yine geçmeyecektim. Yani o Fransa'da yaşadığım tehlike o kadar aklımda yer etti ki gene geçmeyecektim. Allah'tan ilk kar parçasında bir İsviçreli çift vardı, beni bekleyin burada dedim. Çok kısaydı ama onlar bekledi. Sonra ileride daha uzun kar şeyleri vardı. Bayağı da dikti yani, aşağı doğru kaysan kayar gidersin yani, öyleydi. Sağ olsun o bir adam bana yardımcı oldu. O ağır botlar falan giyiyordu. Yol açtı bana. Tabii ağır botlar olması garanti olduğu, o geçişin güvenli olduğu anlamına gelmez. İşte o sayede adam beni ta iki kar parçası vardı büyük. Oraya kadar götürdü. Adamı takip ettim. Ondan sonra o sayede geçtim, yoksa gene geri dönecektim yani. Şimdi burada soru şu, peki hani ne zaman gidersek bu kar sıkıntısı olmaz sorusu var. O konuda tabii ki kesin bir şey söyleyemem. Ben bu yolculuğa çıkmadan önce duyduğum şey şuydu. Temmuz'un 15'inden sonra kar kalmıyor gibi bir şey duymuştum. Ama tabii o değişebilir. Mesela o senenin kışında aşırı fazla kar yağmıştır. Ağustos'u bile bulabilir patikanın kardan temizlenmesi. Belki ne bileyim, bazı yerlerde halen yine de Ağustos'ta bile kar olabilir. Onu bilmiyorum. Onu sizin araştırıp öğrenmeniz veya orada yürürken durum değerlendirmesi, risk değerlendirmesi yapmanız lazım. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben kendim tekrar geri gitsem, gitmek istesem oraya yani. Yani Temmuz'un sonundan önce gitmezdim, garanti olsun diye. Şöyle bir soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Madem sen bize söylüyorsun hani Temmuz 15 diye bahsediyor kaynaklar diyorsun, sen niye Haziran'ın sonunda gittin? Neden? Çünkü şöyle düşündüm. Fransa'da başladığım yerde dahil olmak üzere, İtalya'da başladığım yerde daha güneyde yerler. Dolayısıyla oralarda kar problemi bitmiştir gibi düşündüm. Ondan sonra yani şey de düşündüm. Hani eğer öyle bir sıkıntı olursa atlarım o kısmı, beklerim bilmem ne falan diye düşündüm ki zaten öyle yaptım yani. Aslında ben gitmeden önce o civarlardaki turizm ofislerine, işte
refüjlere, refüjiyolara, o dağ hostellerine falan e-mailler falan gönderdim. Yani mesela birisinden şöyle bir şey gelmiş, hani bana bot resmi göndermiş, hiking botu resmi göndermiş. İşte üzerinde böyle tozluk var falan filan, hani bizim misafirlerimiz yürüyorlar böyle falan filan diye. Yani full hiking botu tamam daha iyi ama bu şey anlamına gelmiyor. Hiking botu ile o kar geçişlerini yaptığın zaman riskin yok anlamına gelmiyor. Yani benim mesela Fransa'da yaşadığım tehlike bot olsaydı ne olurdu? Yani ben sonuçta giydiğim ayakkabıdan bilmem neden değil battım karın içine yani. Ya ben hani o tür yerel kaynaklardan her zaman bilgi alıyorum. Hava durumunu sorarım mesela uğradığım refüjiyolarda. Patika durumunu sorarım. Ama hiçbir zaman onları tek bilgi kaynağım olarak kabul etmem. Mesela adam der ki işte bilmem nereye ne kadar sürede varacağım diyorsun. 3 saatte varırsın abi diyor. Tamam mı? Bu sırf şey değil, genel olarak söylüyorum bunu. Sırf İtalya için, Fransa için söylemiyorum. Aslında o 3 saat dediği yer 5-6 saatlik yürüyüşe patlıyor falan. Bu tür şeyler yaşayabiliyorsunuz. İşte diyor ki hava bugün açık diyor. 2 saat sonra gök gürültülü sağanak yağış oluyor. Yani yerel kaynakları tek bilgi kaynağı olarak kabul etmemek lazım. Başka kaynaklar kullanmak lazım. Kendi bilgi tecrübenizi geliştirip onunla birlikte bir risk değerlendirmesi yapmanız lazım. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Yani yok ben botla giderim, bilmem ne olur. Sen hani patika koşu ayakkabısıyla yürüdün, öyle olmuş. Botta olunca öyle şeyler düşünmeyin. Bence benim fikrime göre bu konuda dediğim gibi ben uzman değilim. Benim dediklerimi böyle bir rehber gibi kullanmayın. Yani ben bot giyiyor olsaydım da o geçişleri yapmak istemezdim. Öyle söyleyeyim yani. Yine kayıp düşebilirdim. Yine batabilirdim. Falan filan yani. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu böyle düz bir patika değil. İniş çıkış inanılmaz fazla. Çok yüksek miktarda rakım kazanıp rakım kaybediyorsunuz. Günde 1000-1500 metre çıkıp inmek gayet normal. Şimdi 1000-1500 metre inip çıkmak derken işte 1000 metre düz yürümek gibi düşünmeyin bunu. O 1000 metre rakımı 5 kilometre, 6 kilometre, kimi zaman 10 kilometre de kazanabilirsiniz. Dolayısıyla hani 1000 metre rakım tırmanmak demek öyle hele sırtında full çantayla, çadırla kolay bir şey değil. Bu aklınızda olsun. Şimdi günler yükselme alçalma profili açısından şöyle geçiyor. Bir vadide başlıyorsunuz. Vadi tabii ki deniz seviyesi vadi değil. Yine atıyorum işte 1500, 1600, 1700, 1400 neyse, 1000 neyse öyle bir yerden başlıyorsunuz. 2500, 2600 metreye kadar çıkıyorsunuz. Bir dağa çıkıyorsunuz yani. O dağın geçitler var dağlarda. Kol ya da kolet, kolle öyle bir şeyler diyorlar onlar orada. O geçitlerden geçip bu sefer inmeye başlıyorsunuz vadiye doğru. Bazı günler başka bir geçit daha çıkıyorsunuz. O biraz yürüdüğünüz mesafeye de bağlı. Şimdi burada şunları söyleyebilirim. Bir kere çıkışlar, bu tür çıkış inişler çadır taşıyarak yani full hiking çantası taşıyarak oldukça zor. Tamam. Patikaları çok güzel yapmışlar. Böyle S çizdirerek, İngilizce'de switchback denilen şekilde S çizerek o rakımı şeyi eğimi azaltmaya çalışmışlar. O açıdan çok güzel. Ama yine de oldukça dik yerler var. Yani sırtınızda ağırlıkla zor yani bu işi yapabilmek. İşin bir de tabii ki öteki boyutu var. O kazandığınız 1000-1500 metreyi kaybediyorsunuz geçitten öteki tarafına geçtiğiniz zaman. Sırtınızda full çantayla o kadar rampa inmek de dizlere bayağı yük bindiriyor. Şimdi bunun bir de hava koşulları ile ilgili bağlantılı bir yönü var. O da şu. Şimdi bu kadar inip çıktığınız bir yerde 20-25 derece sıcaklık bile oldukça zorluyor insanı. Kaldı ki
Bir benim orada bulunduğum en azından bir süre için bir sıcak hava dalgası vardı. Bu sıcaklıklar 30-35 dereceye kadar çıkabiliyor. Ve çoğu yerde de ağaç çizgisinin üzerinde oluyorsunuz. Şimdi burada taşıdığınız suya dikkat etmeniz lazım. Tahmininizden fazla su tüketiyorsunuz. Ve hatta şöyle bir şey oluyor. Bu konuda çeşitli teoriler üretilebilir. Benim bir süre sonra sudan midem bulanmaya başladı. O şundan olabilir. Aşırı çok su içmekten olabilir. Bir, iki, kar suyu içmek. Yani kar suyu derken tabii ki gidip karın altında akan suyu içmedim. Yani orada kaynaklardan falan içiyorum ama sonuçta o şeylere, kar buz olan yerlere yakın ve o kaynağın bir kısmı o kar buz. Ondan olabilir. İşte ne bileyim. Yani bunu önlemek için aklınızda bulunsun, tatlandırıcı suya katacağınız bir şey götürebilirsiniz. Hani Tang Meng falan gibi bir şey götürebilirsiniz. Ya da Türkiye'de var mı bilmiyorum ama Avrupa'da, Amerika'da şey satılıyor. Bu su tatlandırıcılar satılıyor böyle küçük şeyler halinde. Gatorade gibi hem de elektrolit kaybınızı yenileyecek şeyler var. Onlara katabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Ben öyle bir şey yapmadım yani çok da sıkıntı olmadı ama haberiniz olsun. Şimdi su durumu şöyle. Ben o yürüdüğüm çok küçük kısımda, diğer kısım nasıldır bilmiyorum. Dediğim gibi bu bir rehber değil. Ben patikanın o 562 milin tamamını yürümedim sonuçta. Çok küçük bir kısmını yürüdüm. Ama su sıkıntısı aslında çekmedim. Yani küçük küçük böyle kaynaklar var, dereler var, bilmem ne. Oralarda suyumu yeniledim. Ama bazı yerlerde de özellikle ağaç çizgisinin üzerindeki bazı yerlerde, ağaç çizgisi altındaki bazı yerlerde de su olmayan belli bölümler var. Özellikle sıcak havada su sıkıntısı olabilir bazı yerlerde. Ben ne yaptım? Şeyi de, patikayı da bilmediğim için mesela Kumzide'ni biliyorum. Böyle avucumun içi gibi biliyorum İsveç'teki yürüdüğüm Kumzide'ni. Orada ne kadar su taşımam gerektiğini ben artık biliyorum. Ama bu bilmediğim bir yer. Hava çok sıcak. Dolayısıyla ben hep 3 litre su taşıdım. Çok büyük ağırlık aslında 3 litre. 3 kilo demek artı. Benim düşünün işte yemek su hariç çantam 6 kilo. 3 kilo, 3 litre su taşıdım. Ne olur ne olmaz diyerek. Çünkü susuzluk gerçekten çok kötü. Yani susuzluk insanı mahvediyor. Tehlikeli olabilir yani. Su gördüğüm yerlerde de o kupam var bir tane. Kupamla su içtim. Suyumu harcamadım. Ama kesin tabii ki bildiğim hani biraz ileride su var dediğim yerlerde çok fazla su taşımadım. Yani bunu zaten nasıl ayarlayacağınızı tecrübelendikçe öğreniyorsunuz. Hem sıcak hava dalgası olması sebebiyle hem de yüksek rakımda yürüdüğünüz zaman güneş gerçekten daha fazla etkiliyor insanı. Dolayısıyla güneş kremi çok 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 önemli. Ben giderken eczaneden şey aldım. 3 tane küçük böyle hafif olsun diye tester güneş kremi aldım. 50 koruma faktörlü. Ama o yetmedi. İlk birkaç gün zaten özellikle karlı yerlerden geçtiğiniz zaman güneşin yakma etkisi daha da artıyor. Yani o rakım var, sıcaklık var. Bir de o kardan yansıdığı için güneş daha da artıyor. İşte ensem, bacaklarım falan bayağı bir yandı yani. Hani böyle sızım sızım sızlayacak kadar yandı. Rahatsızlık verecek kadar. O Fransa'yı bırakıp Torino'ya döndüğüm zaman, İtalya'ya geçtiğim zaman bayağı büyük böyle bir tüp güneş kremi aldım 50 koruma faktörlü. Onu kullanmaya başladıktan sonra rahat ettim. Güneş kremi çok önemli yani. Sıcak hava dalgası olmasa bile mutlaka güneş kremi yeterince kullanmanız lazım. Sıcakla ilgili yaptığım bir şey de şuydu. Böyle kaynak olan yerlerde falan durdum. Gömleğimi çıkardım. Ben biliyorsunuz gömlekle yürüyorum. Gömleği çıkardım, yıkadım. Şapkamı çıkardım, yıkadım. Elime, yüzümü, vücuduma su attım bilmem ne. O şekilde sıcağın etkisini gidermeye çalıştım. Bir taktik de şuydu. Sabah çok erken çıkıp ağaç çizgisi üzerindeki yerleri güneş tepede değilken geçmek, bu gerçekten işe yarıyor. Bir de alpin ortamlarda arkadaşlar gök gürültülü sağanak yağış tehlikesi var. Ben de bu konuda da çok uzman değilim. Hatta yıllardır bu konuyla ilgili bir kitap var. Dağ havasını tahmin etmeyle ilgili. Onu alacağım alacağım diyorum ama bir türlü alıp
çalışamadım. Ama benim duyduğum, bu işi yapan insanlardan duyduğum alpin ortamlarda, özellikle öğleden sonralarda gök gürültülü sağanak yağış tehlikesi var. Dolu yağabiliyor bazen. Orada tehlikeli olan, esas tehlikeli olan, yani tabii ki yağmur da tehlikeli, patikayı kaygan hale getiriyor. Bazen taş üstünde sakat yerlerde yürüyorsunuz. Yağmurun kendisi de tehlikeli ama benim esas korktuğum elektrik fırtınası, yani yıldırım tehlikesi. Ve bu tür alpin ortamlarda öğleden sonraları özellikle o tehlike var. Yani hava konusunda çok dikkatli olmak lazım. O yüzden şey yapmaya çalıştım ben. Yine erken kalkıp yüksekte ağaç çizgisinin üzerinde açıkta olduğum yerlere, o yani gök gürültülü sağanak yağış başlamasından önce bitirip aşağı alçağa inme amacıyla erken yürümeye başladım. Tabii bu illa öğleden sonra olacak değil, öğleden önce de olabilir. Tabii ki hava durumuna bakacaksınız. Ben genelde yr.no isimli bir web sitesi var. Onu kullandım hava durumunu şey yapmak için. Tabii ki telefon çekmediği yerde çekmiyor. Ama bu sitenin çok noktada hava istasyonundan aldığı için hava bilgisini, bulunduğun yere en yakın hava istasyonundan alma imkanı oluyor. En azından benim tecrübem o açıdan, seviyorum o web sitesinin verdiği bilgiyi. Tabii ki bu tür hava durumu bilgisine devamlı mümkün olduğu yerde bakmanız da lazım. Bir yerlerde kalma olayı şöyle. Bol bol şey üzerinde, patika üzerinde, en azından benim yürüdüğüm kısımda refugio denilen dağ hostelleri var. Fransa'da bunlara refüj deniliyor. Bunlar böyle full personeli olan falan dağ hostelleri. Full yemek yiyebiliyorsunuz. Yani şeydeki gibi değil, Kungsleden'deki mountain hatlar gibi değil. Orada mesela o mountain hatlarda personel olan içindeki bir şey var. Bir ya da iki hut warden denilen, oraya bakan insan var. Ama onlar yemek falan yapmıyorlar. Yani oradan sorumlular. İşte oradaki dükkana bakıyorlar falan. Ama burada bu İtalya'daki refugio'larda personel var. Yemek çıkıyor, kahvaltı çıkıyor. İşte öğlen gidiyorsunuz, yemek ısmarlayabiliyorsunuz. İşte omlet ısmarlıyorsun, panini, tost ısmarlıyorsun falan filan. Şarabını, biranı, içkini, bilmem neyini ısmarlıyorsun. Espressonu ısmarlıyorsun. Böyle bildiğin dağ oteli gibi aslında. Yemek derken arkadaşlar, yemek böyle hani kıçı kırık iki gıdım şey değil. Gerçekten full böyle doyurucu yemek çıkıyor. Genelde işte bir çorba geliyor. Arkasından bir ana yemek geliyor, neyse artık. İşte salatası geliyor, tatlısı geliyor, bilmem ne. Ben bir yerde öyle bir yemek yedim. Tatlıyı yiyemedim yani. O kadar dolmuştum, öyle söyleyeyim. Ve yemek kalitesi gerçekten çok iyi. Muhteşem yani. Fiyatlar şöyle arkadaşlar. Sadece kalırsanız, ki şeylerde kalıyorsunuz genelde. Tek tek odalar var mıdır bilmiyorum. Ben böyle işte koğuş sistemi dediğimiz, içinde ranzalar falan olan yerde kalıyorsunuz. Gayet temiz, güzel. Sadece kalma 20 euro genelde. Akşam yemeği yerseniz sadece 40 euro oluyor. Neden? Sabah zaten çok erken çıkıyorum. Şey öncesi oluyor, kahvaltı öncesi oluyor. Kahvaltı ödemek istemiyorum ama kahvaltı da yerseniz 45 euroya çıkıyor. Şimdi bu size Türk parasıyla çok büyük para gelebilir ama onun TL olduğunu düşünün. Onların geliri ona göre. Hani oraya öyle para vermek istemiyorsanız, hani ne bileyim, sadece yemek yemek isteyebilirsin ama çadırında kalmak isteyebilirsin. Sorarsınız, oradaki görevli, sorumlu kimse varsa eğer. Bazı yerlerde çünkü çadır kurmaya uygun yer olmuyor. Varsa size zaten memnuniyette gösteriyorlar. Ondan haberiniz olsun. Benim gittiğim hepsinde elektrik vardı. Şey gibi değil, Kumzeden'dekiler gibi değil. Bazılarında internet var ve yani arkadaşlar, internet bizim burada, benim gördüklerimde en azından, bizim İstanbul'da aldığımız fiber bilmem ne internete 10 basar, yani öyle söyleyeyim. Ama bazılarında da yok. Benim gittiğim yerlerde hepsinde kredi kartı vardı.
Ama tabii ki ben belli bir nakitle gittim. Çünkü onu riske atmak istemiyorum. Yani o bütün yolculuk boyunca bana yetebilecek bir, onu hesapladım. Belli bir nakitle gittim. Öyle hani nakitsiz sırf kredi kartıyla bilmem ne gitmek olmaz. Onun hesabını yaparsınız kendiniz. Şimdi orada kültür, benim gördüğüm yürüyüş kültürü genelde şöyle arkadaşlar. İnsanlar arabalarıyla, ki bu yürüdüğüm bölge büyük şehirlere o kadar yakın ki, öyle şanslı ki herifler. Adam Torino'dan 2 saat araba kullanıp bir yere geliyor. Bizdeki Ayder gibi bir yere geliyor mesela. Oradan işte alıyor küçücük bir sırt çantası. Geliyor orada 2-3 gün neredeyse neyse yürüyor. Çok çadır kuran görmedim ben. İtalya'da anladığım kadarıyla çok öyle bir kültürü yokmuş zaten. Ama yani öyle hafta sonu için bilmem ne 2 günde izin eklersin. Hani arabayı bir yere park edersin, yürürsün, çadırını kurarsın, yürürsün, geri dönersin. Arabanın oraya gibi şeyler de olabilir. Bu şekilde bir şey var. Yani ben öyle sırtında çadırla uzun mesafe yürüyen hiç görmedim o. Tamam, çok kısa bir yer yürüdüm ama hiç görmedim. Şey tabii muhteşem, yani Rifugio Ağı muhteşem, Patika Ağı muhteşem. Dağlar her taraf patika dolu. Yani mesela GTA üzerinde olmayan başka patikalar var. Benim gittiğim bir yerde GTA'ya gitmiyorsun, başka bir yere gidiyorsun. Zaten sapaklarda levhalar koymuşlar. Rifugio bilmem ne 3 saat yürüyüş diye. O gidiyorsun, o mesela karşılaştığım o İsviçreli çiftler, bana o kar geçişinde yardım eden İsviçreli çiftler, onlar sırtında küçük çantalarla bir gün önce benim kaldığım yerde kalmışlar. Sonra oradan başka bir refugio'ya yürüyorlar işte 5 saat, 6 saat, 7 saat neyse. O gün orada kalıyorlar. Oradan başka bir yere giriyorlar falan filan. Sonra da işte bir yerden otobüse, trene, neyse binecekse binecek, gidecek yani. Gayet zevkli o açıdan. O tür faaliyetler de düşünülebilir yani. Tedarik konusu var. Şimdi bu konuda söyleyeceklerim dediğim gibi çok küçük bir kısmını yürüdüğüm için sadece fikir yürütüyorum şu anda. Yani bu bir size rehber olamaz. Şimdi ben genelde zaten 3-4 günlük full yemekle başlıyorum. Bunun belli sebepleri var. Birincisi, özellikle bilmediğim bir patika ise, bilmediğim bir yerse, işte nereden yemek bulacaktım, şuydu buydu bilmem ne, onlarla uğraşmak istemiyorum. Diğer bir sebep şu: bazen patikadan ayrılıp başka bir yere gitmek zorunda kalıyorsun yemek almak için. Tabii diğer bir avantajı da, şimdi oraları tabii ki bize göre pahalı oluyor. Biraz maliyetten de kısmış oluyorsun. Şimdi mesela ben Kungsleden'e gitsem büyük ihtimal hiç yemek götürmem. Neden? Çünkü güney kısmı ve kuzey kısmında, orta kısmında Mountain Hut yok ama kuzey ve güney kısımlarında yürüdüğün yol boyunca bazen 2 tane Mountain Hut geçiyorsun. Oradan hazır hiking food var. Hiçbir şey taşımadan onları alır. Gittikçe yani ihtiyacın oldukça alıp gidebilirsin. Burada da bazı insanlar şey yapıyor yani. Burada da onu biraz yapabilmek mümkün. Yani Refugio'dan Refugio'ya gittiğin için sadece öğlen yanına sandviç gibi bir şey alabilirsin. Onu da Refugio'da öyle şeyler yapıyorlar. Sandviç falan hazırlıyorlar sana. Akşam yemeğini, kahvaltını bilmem neyi zaten Refugio'da yapıyorsun. Şimdi zaten rehber kitapta şey söylüyor. Tedarik noktalarını, şurada işte dükkan var, burada bilmem ne var, o şekilde söylüyor. Dediğim gibi Refugio'larda tedarik yapabilirsiniz ama orada işte yemek değil de yolda yediğin çikolata, şeker bilmem ne falan, o tür şeyler satılıyor mu emin değilim. Şey yok yalnız arkadaşlar, İsveç'teki gibi veya Amerika'da bazı yerlerdeki gibi hiking food satılmıyor dükkanlarda. Hiking food ne demek? Böyle şey içinde, poşet içinde hazır yemek satılır. O hiking food denilir ona. Belli markaları var. Mountain House, Turmat, Adventure Food gibi. İşte chicken masala, yok işte bulgurlu bilmem ne eti falan gibi. Onun içine sıcak su katıyorsun. Belli bir süre bekliyor poşetinin içinde. Yemeğe hazır full yemek oluyor yani 700-800 kalorilik. Orada öyle bir muhabbet yok.
dükkanlarda alabileceğin şeyler işte makarna alırsın, çorba alırsın, ıvır zıvır. Bize benziyor biraz yani. Ulaşımla ilgili şunu söyleyeyim. Ben nasıl gittim? Fransa'daki o Mercator Milli Parkı'nda yürüyüşe başladığım için oraya da Marsilya'ya uçtum. Aslında Nice uçsam daha iyiydi ama Türk Hava Yolları uçuyor Nice ve inanılmaz pahalı yani. Dolayısıyla Marsilya'ya uçtum. 60 dolar gibi bir paraya uçtum ki çok iyi fiyat yani. Öyle ucuz bilet denk getirebilirsiniz. Marsilya'dan trene bindim. 3 saat sürüyor Nice. Nice'den de başka bir trene bindim. Böyle dağ tırmanan küçük bir trene bindim. Oradan Tende diye bir kasabaya gittim. Oradan GR52 üzerinde olmayan bir patikadan işte GR52'ye Refüj de Merve'ye ulaştım. Oradan GR52 üzerinden yürümeye başladım kuzeye doğru. Tren bol. Benim bindiğim çoğu tren tertemizdi. Tamam Milano'dan, Torino'dan Milano'ya giderken bindiğim tren biraz sidik kokuyordu ama yani olur böyle şeyler artık. Bu işleri yapıyorsan o tür şeylere katlanacaksın. Mesela yanlış hatırlamıyorsam o Cuneo'dan Torino'ya tren 7 euro. Yani 1 saatlik, 1 saat 10 dakikalık mı, 1 saatlik mi bir yol. Bence gayet uygun. Şey de öyleydi galiba. Torino'dan Milano'ya da 2 saatlik yol. 7 euro muydu, 10 euro muydu, 15 tam hatırlamıyorum. İyi fiyat yani. Şeyler var mesela, otobüsler var. Ben mesela Cuneo'dan o şey üzerindeki, GTA üzerindeki Terme di Valdiere'ye günde 2 defa otobüs var. O şeyden kalkıyor. Cuneo'da trenin olduğu yerden kalkıyor. Kaç? 5,60 euro para verdim ki 1 saatlik yol yani. Gayet temiz, güzel. Şimdi tren için Fransa'da bir app indirdim, uygulama indirdim şeye iPhone'a. O U I nokta SNCF diye bir app var. Zaten bunu yazdığınız zaman şeye çıkacak. Fransa'daki biletleri oradan aldım. İtalya'da ise trenitalia.com web sitesine girip kimi biletlerimi oradan aldım. Kimisini de gidip gişeden aldım. Yalnız İtalya ile ilgili çok önemli bir not ileteyim size. İtalya'da gişeden aldığınız bileti şey var böyle tren istasyonunda onaylama makineleri var. O makinenin içine sokup onaylatmanız lazım. Yoksa onaylanmamış biletle parasını verdiniz, bileti aldınız ama yine de bileti onaylatmazsanız onun bayağı bir cezası var galiba. Kontrol ettiklerinde onu görmedikleri zaman ceza kesiyorlar. Bildiğim kadarıyla o aklınızda olsun. Binmeden trene onu onaylatmanız lazım. Çok basit bir şey. Böyle bir duvarlarda falan makineler var. Bileti sokuyorsun içine, cırt cırt bir şey yazıyor üzerine o yani. Malzeme konusunda şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir kere şimdi herkes malzeme konusunu merak ediyor ama ve malzeme konusunda bilgi sahibi olmak da bu işin bir aşaması kesinlikle bilmeniz lazım malzeme konusunu. Ama keşke insanlar bunu ben de sonradan öğrendim. Malzemeye olduğu kadar yapacakları faaliyetle ilgili lojistik hazırlığa, fiziki yani bedenen hazırlanmak için gereken hazırlığa, bilgiye, tecrübeye, malzemeye verdikleri önemi verseler o kadar zaman harcasalar çok önemli. Ama tabii malzeme de bunun bir o hazırlığın bir aşaması tabii ki çok önemli. Güvenliğiniz için, rahatınız için. Her neyse. Kullandığım malzeme 2018'de yaptığım Kumze'den yürüyüşünde kullandığım malzemeyle hemen hemen aynı. Çok ufak değişiklikler var. Benim yani 3 mevsim uzun mesafe yürüyüşlerde kullandığım malzeme çok değişmiyor. Bir iki çok ufak şey değişiyor. Değişiklikler neydi? Bu sefer şey götürmedim. Çok da düşündüm üzerinde. Yağmur pantolonu götürmedim. Nasıl düşündüm? İşte dedim zaten sıcak olur. Yağmur yağdığı zaman da hani şimdi yağmur pantolonunun arkadaşlar esas amacı size ıslaklıktan korumak değil. Yani o amacı da var ama esas amacı vücudunuzun ısı kaybetmesini yağmurda, yağışta önlemek. Yani ısıyı hapsetmek vücudunuza. Ben şey düşündüm hani Kungze'den kadar soğuk olmayacak orası. Yağmur yağsa bile hani
bu üzerime kor dediğimiz şu bölgeyi korumak için zaten malzemem var. Yağmurluğum var, kostüm montum var. İşte içliğim var bilmem ne, onu giyerim. Hani bir yere sığınırım, çadır kurarım, öyle idare ederim diye düşündüm. Fazla yük taşımayayım diye düşündüm. Ben oradayken bir iki defa yağmur yağdı. Bir kere sağanak yağmur yedim ama orada da yolculuğa yeni başlayacağım kamping yerine giderken otobüsten oraya gidene kadar yedim yağmuru ama bayağı serinledi hava. Yani şimdi gitsem o şekilde götürür müyüm? Yağmur pantolonu muhtemelen götürürüm. Çünkü özellikle rakım yüksekte yağmura yakalanırsanız şey olabilir. Yani o üşüme sıkıntısı olabilir. Yani sonuçta benim yağmur pantolonum 100 gram, 150 gram bir şey. Muhtemelen götürürdüm. Şey götürmedim. Ben de posum tüyünden eldivenler var. Onları götürmedim. Öyle bir soğuk olmayacağını düşünerek. Şey götürdüm sadece. Bu kullanat nitril eldivenler var. Hani bir şey olursa onu giyerim. Hadi çok soğudu, bilmem ne oldu. Yedek çorabımı elime takarım gibi düşündüm. Götürmedim. Orada enteresan bir şey geldi aklıma. Şimdi benim çanta siyah. Orada şimdi içinde yemeğim var tabii. Şey taşıyorum bir de. Yani bu arada yenilen enerji düşmesin diye işte çikolata, şeker bilmem ne var. Çikolatalar şey oldu, krem oldu yani o sıcağın içinde. Çanta da siyah çanta bir de. Hani bundan sonra çanta alırsam muhtemelen hani kir gösterse bilmem ne de açık renk çanta almayı düşünebilirim. O da aklınızda olsun. Çok önemli bir konu trekking pole yani yürüyüş batonu konusu. Bu patikada kesinlikle ben yürüyüş batonsuz, iki batonsuz gitmem. Neden? Çünkü çok inip çıkıyorsunuz ya. Çıkarken özellikle sırtınızda yük olduğu için o iki yürüyüş batonundan destek almak çok işe yarıyor. Bir, iki. Bazı yerlerde denge için kullanıyorsunuz. O da çok önemli. Ama şu aklınızda olsun, hani bahsettim ya patika çok taşlık bilmem ne falan filan diye, bazen o baton taşın içine giriyor, takılıyor. Batonu kırabilirsiniz, dengenizi kaybedebilirsiniz. Batonu dikkatli kullanmanız lazım. Tabi baton kullanmayı da bilmeniz lazım. Nasıl kullanıldığını bilmeniz lazım. Şimdi su dezenfektasyonu olayı var. Şimdi birincisi arkadaşlar, geçtiğiniz köylerde, kasabalarda en azından benim yürüdüğüm bölümde çeşmeler var. O çeşmelerden kullanabilirsiniz. Onların içilmeyeni var mıdır bilmiyorum. Varsa herhalde yazarlar üzerine gibi düşünüyorum ama emin değilim. Ona bakarsınız. Onun dışında patikada işte şeyler var. Akarsular var. Küçük şırıl şırıl akan ufak şeylerden tutun da büyük derelere falan o tür şeyler var. Ben filtre değil de Aquamira diye bir su dezenfekte şeyi var, malzemesi var. Damla yani böyle iki tane part A, part B diye iki tane küçük plastik şişenin içinde işte onları birbirine karıştırıyorsunuz. Bir kapağın içinde 5 dakika bekliyor. İşte şu kadar damla ekliyorsun. Bir şeyi var onun, yazıyor zaten nasıl kullanılacağı üzerinde. Ne olur ne olmaz diyerek onları götürdüm. Ama hiç kullanmadım. Şeylerden içtim yani, o derelerden, kaynaklardan falan filan içtim dağlarda. Bir şey olmadı ama bakın arkadaşlar, bana bir şey olmadığı, olmaması size de olmayacak anlamına gelmez. Benim kendime göre belli kurallarım var. O tür açık kaynaklardan su içerken. Onları burada şu anda anlatmayacağım. Ama bu konuda Andrew Skurka diye bir adam var. Dünya ünlü bir yürüyüşçü. Onun Amerika'daki ortam için yazdığı bir yazı var. Yani İngilizce ama bir şekil okursunuz yani. Ben ondan çok şey öğrendim. Orada belli prensipler var. Nerede içebilirsin, nerede içemezsin, şurada içme falan filan diye. Ona bakabilirsiniz. Bu konuda her konuda olduğu gibi tabii. Herkes kendi yürüyüşünü yapar. Herkes kendinden sorumludur arkadaşlar. Aldığınız kararlardan, yaptığınız şeylerden siz sorumlusunuz. İyice araştırmanızı yapın. Bu konuda bilginizi geliştirin. Ona göre kararınızı verin. Ben öyle bir karar verdim.
dezenfekte etmeme kararı verdim. Gördüğüm koşullara göre, tecrübeme göre risk de sorumluluk da benimdir. Arkadaşlar, video boyunca böyle çok gümbür gümbür konuşmadım. Biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum. Çünkü şu anda bir yazlık bir yerdeyim. Etrafta insanlar var. Rahatsız etmek istemiyorum. Etraftan sesler de duyuyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın, artık yapacak bir şey yok. Şimdi söyleyeceğim bu geziyle ilgili son şeyler şunlar. Şimdi bazı yerlerde telefon çekiyor arkadaşlar. Bende Turkcell var. Turkcell günlük telefonu açtığınız zaman 39 lira para charge ediyor. Bu çok yakın bir zamana kadar 25 liraydı. 39 lira charge ediyor. Yani bir şey demiyorum artık yani. Hani Türkiye'de böyle bir şey var. Yurt dışına giden insan hani zaten durumu iyidir, bilmem nedir falan diye. Bu anlayıştan kurtulmamız lazım. Nedir abi 39 liraya bir günlük sadece telefonu açtın diye? Yani bir de şöyle bir şey de olmuş olabilir. Bir gün şeyden Laboroyon'dan Fransa'da Nice'e gittim. Orada açtım telefonu. Oradan şeye geçeceğim, İtalya'ya geçeceğim. Şeyde Fransa'da orada konuştum bilmem ne falan. Ondan sonra kapattım telefonu. İtalya'da açtım. Tekrar mesaj geldi. İtalya'ya hoş geldiniz. İşte 39 lira kullanabilirsiniz. Şudur budur bilmem ne diye. Acaba hani aynı gün içinde iki farklı ülkede olduğum için iki defa mı 39 lira charge ettiler? Onu artık şeyde faturada göreceğiz. Ama aklınızda olsun bu. Dikkat edin yani. İnsanlar olarak hem İtalyanlar hem Fransızlar çok iyiydi arkadaşlar. Çok cana yakın insanlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Fransa'da tabii biraz dil problemi oluyor. Onların aksan olayından dolayı. Çoğu kişi de İngilizce bilmiyor. İtalya'da bu durum biraz daha iyi. Özellikle genç nesil gayet iyi İngilizce konuşuyor. Genel bir takım bir iki şey söyleyeyim kapatmadan önce. Yani orada insan şunu anlıyor. Özellikle oradaki bütün dağların, ormanların falan filan böyle patikalarla çevrilmesi, patikaların gayet güzel olması, en azından benim yürüdüklerim gayet güzel çizilmişti uluslararası standartlara göre. Sapaklarda güzel böyle işaretler var. Şurası şu kadar saat yürüme, burası bu kadar saat yürüme diye. Çok böyle uygun yerlerde refugio'lar var. Kalmanız bilmem ne falan için. Onu yapmak istemeyen insanlar için kamping yerleri var. Gayet güzel. Benim o Terme di Valdiere'de kaldığım kamping yeri, çadır yeri de var, kamping yeri de var. İnsanlar saygılı. Pislik yok, gayet temiz. Karavanlar için elektrik fişleri bilmem neleri var. Tuvaletleri var, gayet temiz. Yani biz bu açıdan, ben size söyleyeyim, 100 sene gerideyiz. Ama yani bunlar şu anın imkanlarıyla, özellikle devlet imkanlarıyla, güzel bir planlamayla çok kısa sürede çok daha iyisi yapılabilecek şeyler. Yani devlet için bunlar çerez parası bile değil. Ama bunun için bir şey lazım. Vizyon lazım. Şu şeyden bir kere vazgeçmemiz lazım. Patika oluştururken şu sürdürülebilir turizm kavramından vazgeçmemiz lazım. Biz bu patikaları yapacaksak biz kendi ülkemizden zevk almak için, kendi ülkemizin güzelliğinden zevk almak için bu patikaları yapmamız lazım. Ve bu tür uluslararası patikaların yaptığı reklam parayla ölçülmez. Öyle söyleyeyim size. İnsanlara, yurt dışındaki yabancı insanlara kazandırdığı pozitif imaj parayla ölçülmez. Yani benim aslında oralara gitme nedenim, benim aslında yapmak istediğim şey 3 gün, 4 gün, 5 gün neyse o tür ortamlarda altyapısı düzenli bir yerde zırt pırt haritaya bakmadan çizilmiş bir yolda yürüme, kamp yapmak. Ama bunu yapacak ülkemizde imkan olmadığı için ben yurt dışına gidiyorum. Gitmişken de o kadar para harcamışken de en azından bir 2-3 hafta kalayım diyorum bilmem ne. Yani niye ben kendi ülkemde bunu yapamıyorum ki? Çok güzel yerlerimiz var. Küle Dağları var, Bolu etrafı var, Sakarya var, Kocaeli var. Bütün bir Karadeniz var. Doğu Anadolu'dan zaten bahsetmiyorum şu anda. Bu insanın gerçekten moralini bozuyor. Onun dışında diyecek bir şey yok. Gayet güzel bir geziydi. Hiç pişman değilim gittiğime.
Ha, bunu videoda da söyledim. Benim için ideal, ben yani o Kuzey İsveç'teki o Kumze'den falan oraları bana çok daha güzel geliyor. Bilmiyorum, alpin ortamlarda sürekli rakım kazanıp rakım kaybetmek, sürekli in çık muhabbeti, tamam zevkli. Ama hani çadırla sırtında yükle, bilmiyorum, bana daha şey geliyor ve oranın o Kungzeden'in o kutup dairesi içinde olması, çok uzak olması, o oranın böyle ayrı bir gezegenmiş gibi bir havası, her tarafın su kaynaması, oradaki hiking kültürü bana çok daha güzel geliyor. Ama GTA yani benim beklentimin çok çok üstüne çıktı, çok beğendim. Diyecek başka bir şey yok. Bir dahaki macerada, bir daha macera olursa eğer, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.